Solda bir anne ve sağda da oğlunu çizdim. Farz edelim anne verem hastası. Verem hastalığına aynı zamanda tüberküloz veya kısaca TB de deniliyor. Evet anne verem dedik. Aslında bu bir teşhis değil mi? Yani kadının hastalığının bir tanımı. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Veremin sebebi bir organizma, yani bir bakteri. Bu bakterinin ismi mikobakteri tüberküloz mikobakteri tüberküloz. Fakat vereme sebep olan tek şey mikobakteri tüberküloz değil. Başka tür mikobakteriler de işin içinde. Fakat sizin için ekrana yazdığım bakteri türü, dünyada en sık görünen bakteri ve ben bugün bu türe odaklanacağım. Mikobakterinin ismindeki miko, Yunanca mantar anlamına geliyor ve bu kelimenin burada olması aslında bize bu bakterinin nasıl büyüdüğü hakkında bilgi veriyor. Çünkü bu bakteri tıpkı bir mantar gibi çok yavaş büyüyor. İşte bu yüzden bakteri isminin başına miko geliyor. Fakat en nihayetinde bu bir bakteri ve teşhis için koyduğumuz parantezden buna da koyuyorum ki ikisini ayırabilelim. Evet. Şimdi her şey daha açık. Veremin yani Teşhisimizin sebebi bir bakteri. Şimdi verem hastası anneye geri dönelim ve akciğerlerinde verem olduğunu varsayarak çizelim. Verem deyince aklımıza ilk akciğer gelir ama verem sadece akciğerleri etkilemez. Diyelim ki bu annenin akciğerinde kırmızıyla çizdiğim yerlerde bakteri olsun. Bu bakteri yüzünden anne verem hastası. Bu hastalık oğluna geçebilir. Peki hastalık başkasına geçerken en çok hangi yolları kullanıyor? Buraya birkaç ihtimal çizeceğim. Bu ihtimaller ya kadının hastalığının oğluna geçmesi için çok yüksek ihtimaller veya düşük ihtimaller. Önce mesela şu leziz pizzayı paylaşsınlar. Diyelim ki ikisi de pizzayı ve yemek paylaşmayı çok seviyor ve bu pizzayı birlikte mideye indiriyorlar. İşte bu potansiyel olarak hastalığın geçme yollarından biri. Belki içeceklerini de paylaşıyorlardır. Evlerinde ne olduğunu da düşünebiliriz. Mesela belki kapıları açıp kapatıyorlar. Kapı kollarına dokunuyorlar. Yani aynı şeylere dokunuyorlar. Belki annesi çocuğa gel anahtarı al diyor. Anahtar aslında tüm gün annedeydi ve sonra çocuğa veriyor. Başka bir yol da aklınıza muhtemelen gelmiş olan bir şey. Mesela kadının öksürmesi. Belki tüm gün öksürdü ve bakteriler havaya saçıldı. Farklı yolları adlandıracak olursak buna hava yoluyla yazabiliriz. Peki verem hastalığının bulaşmasıyla ilgili bizi en çok endişelendirmesi gereken ve en sık görülen yollar nelerdir? Bunu da yeşille çizeyim ki diğerlerinden ayrılsın. En yaygın yol Hava yoluyla insandan insana. Bizim örneğimizde ilk kişi hasta olan anne. Hastalık hava yoluyla oğluna geçiyor. Yiyecek içecek ve aynı yerlere dokunmak gibi diğer yollar o kadar da yaygın değil. Hatta veremin bu yollarla bulaşması çok küçük bir ihtimal. Verem genelde hava yoluyla bulaşıyor ve genelde hasta olan kişi çokça öksürüyor, diğer kişi de bu havayı içine çekiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Önce buraya bir alveol çiziyorum. Daha sonra neler olabileceğini görebilmemiz için aynısından kopyalayacağım. Bunlar çocuğun alveolleri ve bunlar bronş ağacının en uçlarında bulunan hava kesecikleri. Evet. Toplam 4 alveolümüz oldu. Yani 4 ihtimal. Burada anne öksürüğünde olması muhtemel dört farklı senaryodan bahsedeceğiz. İlk ihtimal, anne öksürdüğünde bakterilerin çocuğa ulaşacak kadar ileri gidememesi ve çocuğun bakterileri içine çekmemesi. Bu durumda çocuğun akciğerleri ve alveolleri temiz olur, bakteri olmaz ve çocuk gayet iyi hisseder. İşte burada çocuğu görüyorsunuz, gayet mutlu görünüyor. İlk senaryoda çocuk sağlıklıdır çünkü bakteri akciğerlerine ulaşmamıştır. Şimdi ikinci senaryoya gelelim. Annenin öksürüğü güçlü bir öksürük olsun ve bu esnada çocuk anneye yakınmış ve bakteriler burnundan ve ağzından içeri girmiş. Buradan da akciğerlerine gelmiş. Şimdi bakterileri çizeyim. Bakteriler alveole girdiğinde ufak bağışıklık hücreleri bunları hemen kontrol altına alır. Bu hücreler akciğerlerde işlerin yolunda gittiğini görmek için devriye görevi yapan hücreler. Bu ufak hücrelere makrofaj adı verilir ve kelime olarak büyük yiyici anlamına gelir. Bu bağışıklık hücreleri bakterilere yanaşıp onları yerler ve yok ederler. Evet, bu da ikinci ihtimal. Şimdi senaryo 3. Yine bakteriler ve bunların yanına gelen bağışıklık hücreleri var. Bu çizdiğim makrofajlar bakterileri bir bütün halinde içlerine alıyor fakat maalesef bu senaryodaki makrofajlar bir sebepten bakterileri yok edemiyor. Ve bu bakteriler halen canlı ve o yüzden de kırmızıyla çizdim. Şimdi dördüncü senaryoya geliyoruz. Yine bakteriler var ve bağışıklık hücreleri alarma geçiyor. Bir tanesini yakalıyorlar ama diğerinin tam yanına gelmişken yakalayamıyor. Burada önemli olan şey bakterilerin sürekli çoğalması ve şu boşluğu doldurması. Kısaca burada temel fark bakterilerin çoğalması. Bu senaryo hariç bakteri çoğalması olan bir senaryodan bahsetmedik. Bu senaryodaki duruma aktif verem enfeksiyonu derdik çünkü bakterilerin yayıldığını görebiliyoruz. Bu da bizi ikinci ve üçüncü senaryoya götürüyor. Onlara da latent yani durgun verem enfeksiyonu diyoruz. Bu ikisini aynı kefeye koymamın sebebi klinik olarak senaryo 2'yi 3'ten ayırmanın cidden çok zor olması. Çünkü iki durumda da bağışıklık sistemi verem bakterilerini önceden görmüş. Yine iki durumda da bakteriler çoğalmıyor. İkisine de durgun verem enfeksiyonu diyebiliyoruz. Burada vurgulamak istediğim, sağlıklı ile latent arasındaki fark. Sağlıklı da kişi hiç vereme rastlamamış ama latentte çoğalan bakteri olmasa da vereme rastlanmıştır. Aktif verem enfeksiyonunda ise verem bakterileri çoğalıyor. Şimdi sadece bu son senaryoya odaklanmak istiyorum. Farz edelim, anneden oğluna verem hastalığı geçti ve maalesef aktif verem enfeksiyonu. Bu durumda aktif enfeksiyon olduğunu bize gösteren ipuçları nelerdir? Verem hastalığı deyince ben ilk olarak iki temel şey düşünürüm. İlki semptomlar neler? İkincisi ne zamandır bu böyle devam ediyor? Buna süre diyeceğim. Bu ikisi birinin verem hastası olup olmadığını anlamak için gerçekten iyi ipuçları. Semptomları da ikiye ayırıyorum. İlki bütünsel semptomlar yani bunlar tüm vücudu etkiliyor. Hatırlayalım diye tüm vücudu paranteze alıyorum. Burada ateş, üşüme gibi şeyler söz konusu. Yani vücudunuzun belirli bir yerini gösterip, işte şurada ateşim var, tam da şurası üşüyor diyemezsiniz. Genelde diyeceğiniz şey, çok kötü hissediyorum olur. Mesela gece uykunuz bölündü ve üstünüze giydiğiniz şey tamamen ıslanmış. Bütünsel semptoma karşı bir örnekte kilo kaybı. Özellikle de kilo vermeye uğraşmadığınız zamanlarda. Yani bunun sebebi çok fazla yemek yemiyor oluşunuz veya kusmanız olabilir. Diğer kategori ise alt solunum yolu. Bu yolu gösterelim. Yani gırtlağınızdan alveollere kadar olan yol. Burada oluşabilecek semptomları düşünebilirsiniz. Mesela akciğerinizden gelen öksürme ya da çok fazla öksürdüğünüzde ağzınızdan gelen kan veya balgamınızdaki kanın habercisi kırmızılıklar. Veya öksürükle ilgili çok fazla sorununuz olmasa da nefes almada zorluk yaşarsınız veya göğsünüzde ağrı hissedersiniz. İşte bütün bunlar alt solunum yolu semptomları. Ben hep şunu düşünürüm. Hastada bütünsel semptomlar var mı? Eğer varsa yanına işaret koyuyorum. Veya hastada alt solunum yolu semptomları var mı? Eğer varsa, onun da yanına işaret koyuyorum. Daha sonra, ne kadar süredir durum böyle diye soruyorum. Genelde aktif verem enfeksiyonu gibi şeylerde, 3 haftadan fazla bir süre gereklidir. Yine burada, akciğer veya akciğer zarındaki veremden bahsediyoruz. Bu zar, akciğeri çevreler. Kısacası semptomlar, azımsanamayacak kadar uzun bir süredir mevcut. İşte tüm bunlar, birinde aktif verem enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için ipuçları